Bana ne olduğunu anlatacak mısınız? Şule teyze. Ben... Baba anlatın, ne oldu bana söyleyin. Dün ne oldu? Anne. Ne oluyor burada? Ben de tam aynı şeyi soruyordum Serkan. Annen ve babam bize dün ne olduğunu anlatacaklardı. Ya siz bize nasıl yaşattınız bunu ya? Şule teyze. Ben dün neredeyse babamı kaybediyordum. Tamam, tamam Genco. Biraz sakin ol önce. Serkan, sen benim gördüğüm manzarayı görseydin sakin falan olamazdın. Bana ne olduğunu anlatın şimdi. Ya susmayın, anlatın. Çıldıracağım, anlatın. Bir şey oldu, yok oğlum. Nasıl yok ya? Tamam, tamam, tamam Genco. Lütfen önce biraz sakin ol, tamam mı? Galiba neler olduğunu anlatmak bana düşüyor. Hepinizin bilmesi gereken bir şey var. Size açıklamam gereken bir sır. Şule ile bunca yıldır bir sırrı paylaşıyoruz. Ne diyorsun baba sen? Ne sırrı? Bütün bunları duymak senin için biraz ağır olabilir oğlum. Aynı şey senin için de geçerli Serkan. Biz Şule ile uzun yıllar bir ilişki yaşadık. Nasıl yani baba, anlamadım ben. Doğru duydun oğlum. Ama söylemem gereken bir şey daha var. Sen Serkan'la kardeşsin oğlum. Serkan, sen benim oğlumsun. Sen benim oğlumsun Serkan. Anne. Yıllardır sakladım bu sırrı sizden. Kimse sizi üzmesin diye sakladık. Kimse size kötü gözle bakmasın diye sakladık. Ben Serkan da Şule'ye çok haksızlık ettim. Onlara layık oldukları kıymeti hiçbir zaman veremedi. Baba. Dün bu yüzden aramızda yine bir tartışma çıktı ve ben Şule'yi yine üzdüm. Bak Şule, herkesin içinde söylüyorum. Beril'le evlenmeye kalkmam hiç doğru bir hareket değildi. Lütfen beni affet, olur mu? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Ha? Bizimle oyun falan mı oynuyorsunuz siz? Hayır oğlum. Söylediğim her şey doğru. İşte dün yine bu konu açıldı. Yine tartıştık ve Şule kendini kaybetti. Olanlar oldu işte. Hepsi bundan ibaret. Ama biliyor musunuz? Şule'ye zerre kadar kırgın ya da kızgın değilim, biliyor musunuz? Hatta onun böyle davranması benim gözümü bile açtı. Şimdi hepinizin göz önünde Şule'ye bir şey söylemek istiyorum.
şöyle bana elini verir misin lütfen? Artık aramızdaki ilişkiyi saklamanın bir manası yok. Artık mutlu olmamamız için hiçbir sebebi yok. Ben seninle evlenmek istiyorum şöyle. Sucuk pişirmiş. Sen iste, her gün soframızda sucuk olsun koçum. Hadi siz başlayın, soğumasın. Ye anneciğim hadi. O dosyaları getirmedin bana hala. Ne oluyor hayal? Neyin peşindesin sabah sabah? O kazadan sonra benim hayatım alt üst oldu. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ki bence o bir kaza değildi. Birileri annem ve babamın ölmesini istedi. Annem ve babam öldürüldü. Onlara ne olduğunu bulacağım. Bunu, onları kimin yaptığını da bulacağım. İşte belki o dosyalardan ne bileyim bir şey bulabilirim diye istiyorum senden. Bana getirecek misin? Lütfen. Ne diyorsun şöyle? Benimle evlenir misin? Ben? Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ne diyor anne bu adam? Hı? Ne diyor, doğru mu bu? Anne bir şey söylesene. Doğru mu bu anne? Bunun oğlu olduğum doğru mu? He? Serkan, oğlum konuşacaklarımız var, ne olur. Neyi konuşacağız? Ne konuşacağız ya? Yıllardır bizi nasıl kandırdınız mı? Nasıl saklarsın benden böyle bir şey ya? Bak bir dinle. Dinleyecek bir şey yok. Yıllardır yeterince yalan duymuşum zaten. Nadir Yaman. Benim. İfadenizi almak için geldik. Bize biraz müsaade eder misiniz? Nadir Bey, olayla ilgili birkaç sorumuz olacak size. Olay falan yok ortada. Yani her şey basit bir kazadan ibaret. Kasıtlı bir durum yok yani. Genco. Anne, ben kabus falan görmüyorum değil mi? Genco, sakin ol. Şule teyze. İçeride duyduklarımız doğru mu? Bunca zaman gözümüzün içine baka baka nasıl yalan söyledin sen Şule teyze? Sen annemin yüzüne ölene dek nasıl baktın Şule teyze? Ha? Serkan benim abim.
Serkan benim abim. Peki Hande? O da mı? Oh, yok. Ne babamın ne senin. İkinizin de yüzünü bile görmek istemiyorum.